Merhabalar, ben Kötü Üsköte ve Kasa Efsun'un 8. bölümüne hoş geldiniz. Bakalım bu bölümde bizi neler karşılayacak. Yalan bir iskelet. Önce yapmayı unuttuğum bir şey yapayım. Evet. Ve wandımızı doldurmuştuk. Ardından şunu dizelim. Azanor, ne yapıyorsun? Stop. Please. I'm begging you. No. Neyse, Azanor kafasına göre bize efektler veriyor. Yay. Ama biz Azanor'a kafamıza göre efektler veremiyoruz. Çünkü o Azanor. Bunları ben buraya koymuşum, öyle mi? Anladık. Normal bir yemek ve karşılayamıyor açlığımızı. Da neden? Neyse, bu da geçti. Benim küreğim nerede? Hah, buradaymış. Evet. Bunlar da yerleştiğine göre sırada büyülü ayna için neler lazım? Onlara bir bakalım hemen. Tom nom 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 kom gel. Bana büyülü ayna için Quicksilver ve Glass Pane lazım. Quicksilver'ın yapımı kolay. Bunun için bize... Neredeydiniz siz? Şunlar lazım. Sinebar. Ardından Glass'larım nerede? Glass'larım inventory'inde. Glass Pane'ler peki? Onlar yok. Artık var. Quicksilver'larımız da var. Evet. Bunun yanı sıra götürmem gereken ne var? Lanet Ender Pearl. Ender Pearl üretmenin yolu yoktu. Evet, bu biraz hevesi kursağında kalmak oldu. Gece Enderman ağlayacağım. Peki Enderman ağlayacaksam eğer ne isteyebilirim? Ne kullanabilirim daha doğrusu? Sen git. Siz kalın. Bilemedim şimdi. Şöyle bir şey belki işe yarayabilir. Evet. Bu arkadaş Enderman'lere karşı bayağı güzel bir kılıç oldu. Silver'dan yapılma. Evet, burada Enderman bekleyeceğim gece. O esnada bakalım gündüz yapabileceğim bir şeyler var mı? Aa dur, gündüz yapmam gereken şeyler var zaten. Bunu direkt şu anki haliyle kullanamam. Çünkü şunlar yok. Bunları elde etmek için de benim ne yapmam lazım? Bakalım. Onlar burada mı? Alkemi. Evet. Essential Distillation. Chemical Furnace. Zaten Silver Wood'da kesmem lazımmış. Ah. Neyse, ben o zaman bir söyleyeyim. Büyüye ara vereyim. Bölüm arası devam ederim. Oysa da bir saniye, araştır esfektlerimde bayağı bir birikmiş. Çevrede dolaşma sağ olsun. Oysa da biz de bir şeyler craft edelim. Ay, ve Grey'e yeni eklenen bazı şeyler.
Limon dilimi. Aa, kek mi ekledi? Ha, tamam, kekin yapımını değiştirmiş. Alternatif yapım eklemiş. Güzel bir yapım olmuş. Salatalık eklemiş, peynir eklemiş. Yeni nesil ekmekler eklemiş. Başka? Sandviçler eklemiş. Bunları kullanabilirim ileride. Evet, bayağı kullanabilirim. Muhtemelen peyniri kullanırım çoğunlukla hatta. Çünkü peyniri severim. Bayağı bir şey var. Kakaolu var. Ay, pardon. Kakaolu değilmiş. Sen nesin? Macerator'dan et geçirebiliyormuşuz. Patates cipsi. Ketçap içermiyor. Bakalım içecekleri yeni bir şeyler eklenmiş mi? İçecekleri yeni bir şey eklenmemiş gibi. Bunlar zaten vardı. Aa, bu içeceklerden bahsetmişken. Evet. Burada. İlginçsiniz. Neyse. İçeceklerden bahsetmişken kroplara girişelim. Ve Ülgen de arkadan yayını trollemek için bana bir şey gösterir. Ciddiye almıyoruz. Ardından sen gel. Testlerimiz kırılacaktı. Ne yapalım? Oha. Tam iki stek. Evet. Ardından da şöyle bir stick koleksiyonu elde edelim. Stick koleksiyonumuzu elde ettikten sonra şuraya dalalım. Burası direkt patates yetiştirme alanı olsun. Buraya başka bir amaçla dokunmayalım. Da şöyle. Tamamdır. Kroplar biraz hassas olduğu için böyle bir yönteme gidiyorum. Şurası ise crossbreed olayının yapılacağı şey. Tabi bu arkadaşlar biraz gözlemlemek lazım. Çünkü Azanur gene ne etki verdin. Evet, Azanur ve etkileri. Ne güzeller. Fake bahsetmişti bunlardan da bu kadar tuhaf zannetmemiştim. Evet, Azanur kafası geliştirici, kafası güzel geliştiricimiz.
Siz gidin böyle. Aa, bu arada size bu Blast Furnace'lar hakkında bir şey söylemeyi unuttum. Normal bir tanesi bu. Tabii altında bir kat daha var. Fakat ikincisi için bir sırayı yok ettik. Ortak duvarı kullanabiliyorlar. Bir tanesinin yanına bağlanamıyor fakat şey... Eskiden daha gelişmiş makinelerde falan alıştığınız o yanına bağlanma olayı falan filan yok. Ancak ortak duvarı kullanabiliyorlar. Bu sayede şu bir duvardan tasarruf etmiş oluyorsunuz ki böyle ucucu ekleyebiliyorsunuz bu sayede. Bakalım bir gelişme var mı? Yok. O zaman hemen bir uyuyalım. Çünkü gündüz olsun istemiyoruz. Gece olsun istemiyoruz. Gündüz olsun istiyoruz. Bunun dışında bakalım Greg neler daha eklemiş. Jackhammer zaten vardı. Giderek burada bir heykelimizi yapabiliriz. Sırf bu eğlence için yüklediğim bir mod var. Evet, giderek tam şuraya heykelimizi yapalım. Şöyle saçma bir poz. Kendi heykelim. Yay. Tamam, kendi heykelimi buraya diktim. Eğlendim. Bakalım başka bir materyalden heykel yapabiliyor muyuz? Mesela şunu deneyelim. Evet, yapabiliyormuşuz. Mesela neyden yapabilirim? Acaba brick'ten yapılır mı? Şurada bir deneyelim. Evet, yapılır. Bunda bizim Zeon'un yapalım diyeceğim de. Ha, tamam. Evet, Zeon'un karşınızda. Tamamdır. Spastik Zeon'umuzu da aldığımıza göre yapmamız gereken... Evet, ve geri geldim. Ha, bu arada bir şey deneyeceğim. Croplar herhangi bir şey vermiyor, tamam. Heykeller aynı şekilde. Heykeller de bize hiçbir şey sunmuyor. Evet, bu arkadaşlar da sunmuyor. Beraberinde... Ah, Azanor... Fork you... Evet. Şimdi bakalım benim yanabilecek bir şeyim var. Neyse, normal gübül stone kullanırım. Ya da 4. Burayı zaten kullanmamaya karar verdim artık. Evet, şimdi Cauldron gel. Bana bir tane de Steel Nugget lazım. Evet, bir de steel lazım. Öncesinde tabii ki de. Bir adet demiştim ama onlar yarım stack vermeye karar vermiş. Ne güzeller.
Tabii Steel Nugget için şuraya atmak gerekiyordu. Nihayet bittin sen de. Evet, Azamur'a buradan sevgiler iletiyoruz. Aşağıda bir adet Aronaut varmış. Ne güzel. Bana bir adet Flint. Flint and Steel. Evet, Greg Flint and Steel'in resmisini bildiğiniz gibi değiştiriyor. Ardından su dolduralım. Ve asa. Düzenli yanabilecek bir şey lazım. Aslında oraya lav koysak daha mantıklı olur. Yanacak bir şey de yok burada. Da lavı nereden bulacağız? Korktum Zeonen'den. Zeonen'den korktum ya. Bu bir ilginç oldu. Ha, buldum. Onu koyabilirim şu an. İlk yapacağım şey Nitor. Alkemi. Nitor. Tabi biraz oyun ilk defa açıldığı için şimdi. Şunu bir bekliyoruz. Misler gibi. Tamamdır. Ignis ve Potensia atmamız gerekiyor. Kömür sen ne içeriyordun? Ignis ve Potensia. Ardından üstüne ne atmamız gerekiyor? Herhangi bir odun. Tamamdır. O zaman düzenimiz belli. Hatta ben bir tane daha odun alacağım. Zaten odunum varmış. Evet. Tamam, kaynamaya başlıyorlar. Kaynamaya başlıyor bu arkadaş. Kömürlerimizi atalım. Ve ardından bir tane odunumu atayım ve Nitor'umu alayım. Evet, artık bunun ateşi konusunda endişelenmeme gerek yok. Çünkü kendi ateşim var. Evet, böyle güzel bir... Şu etkilerin üzerinde biraz araştırma yapmam lazım. Evet, şunu ben bir ara bölüm arası okuyayım. Şimdi şu an ne yapmam lazım? Alkemi, Magic Tallow. Bakalım büyük ayna olarak elimizde ne var? Tamamdır. Ardından da Rotten Flesh. Sonra da Rotten Flesh'lerimizi alalım. Ve asamızla sağ tıklayıp bunu dünyaya salalım. Şöyle iğrenç bir şeye dönüşsün. Torçumuzu da şöyle yerleştirelim. Tamamdır. Magic Tallow nedir diye soracak olursanız kullanımlarına bir bakalım. Evet. Tallow Block elde edebiliyoruz. Ama benim asıl elde etmek istediğim şey mum. Evet. Mum neden istiyorum diye soracak olursanız şunlara
alışmak için değil tabii ki de. Şuralara yerleştirerek bunun unstability oranını azaltmak. Mumların böyle güzel bir efekti var. Ayrıca bir tane şurayı yerleştirerek hoş bir görüntü elde edelim. Bir tane de şuraya yerleştirelim. Torch yerine. Şimdi yapmamız gereken başka bir şey geldi aklıma. Şunları incelemek. Evet, bunları da inceledik. Ardından tonlama konumuza bakalım. Sen... Evet, sıvı ölüm elde edebiliyoruz, onu da belirtelim. Ben biraz Nitro elde edeceğim. Bir, iki, üç. Ah, tabii. Şurada durmamak lazım. Bir, iki, üç, dört. Thunder Nitro'lar. Biraz daha elde etmeye devam. Evet, 8 tane Nitor. Nitor hakkında ufak bir detay daha belirtelim. Kendileri aşırı güzel bir ışık kaynağı. Gördüğünüz gibi. Gayet böyle şık bir ışık kaynağı. Kenarda köşede dursunlar. Ha. Sen de... Buradan müdahale edemiyorum. Şuradan edeceğim. Evet, sanırım buna yeni bir alet gerekecek. Onun ne olduğunu bulmam lazım. Neyse, şuralara da ben bir Nitro döşeyim. Geçici bir altar ama gene de olsun. Süs süstür. Evet. Böyle güzel bir altarımız oldu. Ben gereken birkaç bir şeyi toplayıp sonraki bölüm geleceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köfteni günler. İyi eğlenceler.